Çekil mi sen de abi? Değerli Rehber TV izleyicileri, kıymetli Doğa ve İnsan programı takipçileri, yeni bir macera, yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. Nefes nefese kaldım. Aşağıdan buraya kestirmeden çıktım efendim. Neredeyiz? Kahramanmaraş ilimiz Ilıca kasabasındayız. Ilıca beldesindeyiz. Burada Atlık Dağı, Atlık Yaylası denilen bölgedeyiz. Aşağıda da bir işletme var. Kahvaltılık, öğlen yemeği için güzel bir alan, güzel bir yer. Ailelerin gelebileceği, her türlü araçlara buraya gelebilirsiniz. Burada da asırlık sedir ağaçları var. Görüyorsunuz, içerisi kesilmiş. Bal için falan yapıyorlar onu genelde. Onun için de arı, petek yapmış, bal yapmış oluyor. Onları almak için kesiyorlar. Böyle de görüntüler çıkıyor efendim. Çok büyük ağaçlar var burada. Kahramanmaraş merkeze yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Ilıca kasabasındayız. Kahramanmaraş'ın kuzeyine doğru gidiyor. Kuzeybatı tarafına doğru. Şimdi burada Atlık Yaylası'na doğru kalabalık bir ekiple Kahramanmaraş Dağcılık ve Gaziantep Dağcılık grupların oluşturduğu kalabalık bir grupla burada ilerleyeceğiz. Biz de sonda geride kaldık. Acele için biraz nefes nefese kaldım. Şimdi bu sedir ağaçlarının içine kestirmeden ekip arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız inşallah. Hadi hep birlikte maceramıza başlayalım. Buyurun. Maceramız, tırmanışımız devam ediyor. Araçtan sonra çok dik bir rotadan başladık. Bir de kahvaltı yapınca, kahvaltı da geç yapıldı. Ben tabii erken saatte yaptım. Saat 6-6.30 gibi. Şu anda saat yaklaşık 11 civarında, 11-12 civarı. Kahvaltıdan sonra dik yerler, dik yamaçlarda yürüyüş yapmak anında insanı yorar. Bir hayli hararetini yükseltir. Şu manzarayı sizinle paylaşayım dedim efendim. Ilıca kasabasının üst tarafındayız. Atlık Yaylası'na doğru gidiyoruz. Şu arkamda görünmekte olan dağ tepeye doğru. Yine şu tarafta da bir dağ tepe var. Hani böyle. Orayı da sizlerle paylaşayım. Şöyle göstereyim. İki dağın arasından. Tabii dağlar uzaklardan böyle küçük gibi görünür ama saatlerce yürürsün yürürsün, yanına gidersin 10 kilometreden 5 kilometreden görünmezsin bile. Ama diyelim şurası 5 kilometre var. Orada olsan görünmezsin. Veyahut da karınca kadar görürsün. Böyle bir mesafeler var burada. Rakımla yükseldiği için ağaçlar artık burada yetişmiyor. Son ağaçlar. Şu anda yanında bulunduğum ağaçlar son ağaç. Bundan sonrasında ağaç yok. Çünkü bir hayli yüksek buranın rakımı. Maceramız tüm heyecanı ve tüm yoruculuğuyla devam ediyor inşallah. Ammar hemen yanı ya. Değerli Rehber TV izleyicileri, Kahramanmaraş Atlık Yaylası maceramız, serüvenimiz devam ediyor. Bir hayli yorulduk, terledik, buraya geldik. Burada da biraz rüzgar var, terimizi
soğutmadan hemen biz tekrar dönüşe geçeceğiz. Attık yaylası bu alt taraflar. Burası da zaten uçurum, fazla yaklaşamıyoruz Allah muhafaza. Altta şirin güzel küçük bir köy var. Camisi de görünüyor, artık size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama burada biraz hem güneş hem de rüzgar var. Şimdi 4-5 kişilik bir ekstrem macera ekibi kurup farklı rotadan başladığımız noktaya doğru inşallah ben ilerleyeceğiz ekip arkadaşlarımızla birlikte. Çünkü burada bir hayli 50-60 kişilik kalabalık ekip var. Onlarla o rotadan gidemeyiz. Biz biraz macera arıyoruz. İnşallah kazasız belasız farklı bir rotadan kendimizi çizeceğiz. Kafamıza göre o maceramıza başlayalım. Hadi buyurun. Yaylaya aşağıya doğru inişimiz başladı. Burada bir ne bulduk? Dinlenecek yer bulduk. Rüzgarı kesiyor çünkü çok kuvvetli rüzgar var burada. 3 kişilik ekiple Zülfü kardeşimiz ve Fatih kardeşimizle birlikte 3 kişi buradan aşağı doğru biraz macera aksiyon yaşayacağız. Burada bir şey dikkatimi çekti. Daha yeni bak. Burada küçük bir su gözü var. Normalde bu tepede su yok demiyorduk ama karşımıza böyle çıktı. Zor durumlarda buradaki damlayı altına bir matara, bir kap, bir bardak koyaraktan faydalanabilir efendim buradan. Uyumaya da yatmaya da müsait bir yer burası. Çukur, oyuk şeklinde. Gerek rüzgarın gerek de taşların, bakın şöyle göstereyim. Çürümüş taşlar hep biliyorsunuz. Dökülüyor taşlar. Çürümüş taşlar. Böyle. Şu alt manzaramızı da gösterelim sizlere. Buradan şöyle odaklanayım. Aşağı ineceğiz şu sırttan. Tehlikeli bir yer tabi burası. Buradan geçerken çok dikkatli geçtik. Çünkü bir kaysak Allah muhafaza ölüme kadar gider burası. Birazdan inişe geçeceğiz inşallah. Evet Zülfü, nasıl bulduk burayı? Abi çok güzel bir yer. Zirve çok güzel. Ekip çok güzel. Çıkışta şimdi, yorulduk değil mi birdenbire? Çıkışta bile, çok sonra. Yorulduk. Çok yorulduk. Baktığımız zaman başladığımız yeri görüyoruz ama ya her 100 metrede bir dinlenmek zorunda kaldık. Yani. Evet. Bayağı bir zorlandık. İnişte de farklı bir yoldan bakalım. Bizim için farklı evet. Bir macera olacak. Güzeldi. Fatih abi sen ne dersin? Evet. Uzun bir süreden beri kadarıyla yürüyoruz ama en güzel yürüyüşlerden biri oldu. Atlık tepesi. Zirve dağ tırmanışı Zirve oldu. Zirve tırmanışı oldu. Eforlu bir tırmanış. Güzel bir tırmanış. Çok güzeldi. Ekip harika. İnşallah kazasız belasız. İnşallah. Çünkü tehlikeli bir yer. Evet. Güzel bir yerde durmuşlar arkadaşlar. Manzaramız çok güzel. Maceramız devam ediyor. Az önce bu sırtta görülen oyuklardaydık. Oradan buraya indik. İnişimiz biraz çabuk sürdü. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. Buradan çarşaklı yoldan kaya kaya. Şu tarafta bir yer daha var ama oranın taşları büyük. O sakat bırakır bizi. Şuradan buradan bir iniş yapacağız. Ormanın içine doğru. Hadi buyurun.
Nasıl heyecan abi? Çok heyecanlı ve çok zor. Topuğumun üzerine basıyorum. Kayarak böyle yan yan veya dikinersek de ağırlığımızı geriye verip topuğumuzun üzerine. Yoksa tehlikeli bir iniş olur. Her adımımız bir buçuk metreyi vuruyor neredeyse. Kayarak. Kayıyor valla. Sanki Erciyes'te kayak yapıyor arkadaş. Değerli izleyicilerimiz, o çarşaklı kumlu yoldan, taşlı yoldan kayarak düşmeden şükür kazaz biraz ağaçların olduğu kısma kadar geldik. Batu abi nasıldı? Müthiş bir heyecandı ya. Yani her adımımız 1,5 metre uzuyor kaydığımız için. Müthiş bir heyecan. Evet. Buradan çıkılmaz ama inilir. Yani attığın bir adım 3 adım yerine geçer inerken. Çıkarken de attığın bir adım 2-3 adım boşa gitti. 3 adım 1 adım olur. Evet, tam tersi olur. Nasıldı? Abi çok güzeldi. Böyle bir adrenalin yaşamadım ben. Ha? Yani kaya kaya indik. Kış gibiydi. Kayak yapa yapa indik gibi sanki. Çok süperdi. Sizin memleketin kayak merkezi gibi. Erzurum'da kayamadık ama Maraş'ta kaydık. Karda değil, toprakta. Çakıl'da kaydık.
Değerli izleyicilerimiz, bu ardıç. Ardıç ağacı ve ardıç meyvesi. Bu olgun hali. Yeşilken başlıyor bu. Genelde şeker hastalarına iyi geliyor bu. Öyle biliyorum. Bismillah. Çok tarif edilmez bir tadı var. Böyle çok yemeğe gelmez. Ben birkaç tane yiyeceğim şifa olsun diye. Hemen onun altında şöyle arkadaşım alıç ağacı. Dal şeklinde. Bunun cinsi böyle. Bu bölgede bir hayli vardı. Bunlar da kırmızı küçük alıç. Bu alıcın özelliği de efendim küçük olması. Biraz daha büyük olabilir. Ama güzel yanı, bu alıcın çekirdeğini de yiyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şunları ayırayım. İkisini birden yan yana göstereyim. Küçük olanlar alıç, büyük olanlar ardıç. İkisi de yan yana olmuş. Normalde böyle yan yana olmaz ama bunun da tadına bakalım. Yedikçe yazım geliyor. Bunlar da şifa. Bunlar da şifa. Şu alıcı her yerde göremezsiniz ama küçük çalı şeklinde. Burada da biz bu bölgede bir hayli gördük. Devam ediyoruz maceramıza. Değerli izleyicilerimiz, ormanın içine girdik. Patika yolundan, keçi yolundan gidiyoruz. İnşallah dedik, karşımıza şurada bir pınar çıksa da otursak, şöyle biraz otursak, dinlensek dedik. Elimizi yüzümüzü kazak dedik. İleride bir pınar, çeşme var. Hiç beklemiyorduk. Allah duamızı, dileğimizi kabul etti sanki. İkinci bir husus var. İnşallah akıyordur. Birinci dileğimiz kabul oldu. Çeşmeyi bulduk, pınarı bulduk. Ama maalesef pınar kurumuş. Maalesef oradan geliyor. Burası da kurumuş, dağdan gelen sızan sular. Sanırım burası baharda ve yazın ortasına kadar akıyordu. Şimdi yazın sonu olduğu için 10. ayın ortasındayız. Maalesef su yok. Biraz daha ilerleyelim, belki karşımıza su çıkar. Değerli izleyicilerimiz, finish noktasına yaklaşırken ormanın içinde bu sedir ağaçları, asıllık sedir ağaçları içinde bir ekibe rastladık. Onlar bizden daha doğacıymış. Öyle iddia ettiler efendim. Sebebini de sorduğumuzda kozalak çayı yapmışlar. Kozalak çayını biz de merak ettik. Şöyle sedir kozalağı. Sedir kozalağı. Şöyle evet, yakından gösterelim. Abimiz bize söyledi. Evet. Bu ilk kez bu çaydan biz tatacağız. Abilerimiz bize doldurdu. Tadını da yaparım size. Şöyle yap. Şöyle yakından bir bakarsın. Açık rengi. Sedir kozalağının, sedir ağacının kozalağı. Evet, sedir ağacı. Sedir ağacının kozalağı da uzun uzun olur değil mi? Evet, şöyle yukarıda görünüyor. Evet. Bik yukarı uzar. Şurada bir tane yukarıda görebilirsiniz. Şurayı bir çekebilirsiniz. Kahverengi olan. Yakından yani göstereyim. Şunlar işte, şu yok, daha önce yok görüntülerimizde var da şimdi göstermek istedik. Evet. Şuraya odaklanırsam bak, şurada çok var. Ağacımız da çok var. Karşı ağaçtakiler. Vallahi güzel bir tadı var. Ah, şu bunları çıkarttığımız. Ha, şöyle yakından göster, gel katman katman. Kaynayınca böyle rahatça açılıyor. Bunu bir de sağda solda köylerde görüyorum, açıp dağıtıyorlar. Ne yapıyorlar evet, bunu? Böyle bunun tohumundan falan herhalde hayvanlara yediriyorlar. Evet, köylerde gördüm. Kalmış kısmını da yakıyorlar. Ben de gördüm onu bir belgeselde. Şunlar tohumları. Heh, şöyle çekirdek tohumları. Evet. Bu çayımıza şeker falan atıyor yok, mu? Yok. Kendi aroması. Kendi doğal aroması.
Dikkat edin sonra koşarak yukarı çıkmayın. Yani hafiften bir şeker var. Çok hafiften. Aroması var. Bir tek aroma var. Hiç rahatsız etmiyor. Çok hoş bir tadı var. Çok güzel bir tadı var. Gerçekten ben çok sevdim. Evet çok. Arkadaşlar bir isim. Tamamen akciğer dostu. Bunu da akciğer dalda yaptık demiş. Diye bir şey söylesek herhalde kimse yemez. Bunu da burada yaptınız? Yok, bunu evde yaptım. Ne bileyim tepsi. Bunu burada yaptım. Bunu yenge yaptı. Evet. Bizim olayımız dağda yürüyüş değil. Bizim olayımız burada yatıp kalkmak. Orman içine gelip burada evet. Yatıyorsunuz. Var mı çadırınız falan? Tabii tabii her şey bizim. Çok güzel. Maraş merkezden mi? Kahramanmaraş. Antep. Antep'ten mi? Evet. Antep'ten geliyoruz. Bizim geldiğimiz yerden geliyoruz. Biz de Antep. Allah'ın güzel. Tamam şu göre değerli izleyicilerimiz. Bizi biraz yalnız bırakın. Dağda böyle bir ikramla karşılaşabilirsiniz. Evet, orman ortasında dağda şu keklerimizi, çaylarımızı içelim sizin müsaadenizle. Birazdan tekrardan birlikteyiz inşallah. Tamam, tepkiler ikramı. Kekin tadına bir bakayım bismillah. Müthiş. Ben devam edeyim. Ben oturun kekinizi yiyin, ayakta yemeyin. Ayakta yemeyin, oturun siz. Değerli Rehber TV izleyicileri, Kahramanmaraş Atlık Yaylası maceramızın serüvenimizin sonuna geldik. Kapanışı da Ilıca kasabasında yapacağız inşallah. Burası da küçük şirin bir kaplıca bölgesi. Şifalı sular, şifalı hamamlar var burada. Hamamlara gelip insanlar şifa buluyor. Sıcak su, kükürtlü sular var burada. Bir hayli işlek burası. Yazın ve baharda çok işlek olur. Kışında çok sakin olur. Akşamları, gündüzleri burası çok şenlik bir merkez, millet aileleriyle geliyor. Efendim böylelikle bir maceramızın daha sonuna geldik. Haftaya bir başka programda bir başka maceramız tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık.